Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Philip K. Dick's Electric Dreams 3. bölüm The Commuter ile ilgili konuşmaya geldik. Mestan da olayı terk etti. Terk etti. Hoşuna gitmesi sanıyorum. Aslında o kadar kötü bir bölüm değildi Mestan. Çünkü hatırlarsan 2. bölüm daha kötüydü. Bence 1. bölüm daha kötüydü. 2. bölüm bayağı kaostu yani. Yani yarışırlar birbirleriyle ama 3 şöyle diyeyim. Daha bence iyi yani. Birinci bölüm daha böyle olmuş, daha kendi içinde güzel bir dünya sundu bence. Ama üçüncü bölümde beğenmediğim bir aşırıya kaçma durumu yine vardı. Hani kısa öyküyle karşılaştırarak gidiyoruz arkadaşlar. Kısa öyküdeki basitliği sanıyorum sürekli olarak her bölümde şu diyalogla karmaşıklaştırmaya karar veriyorlar. Ya çok basit diyorlar yani günümüz insanı için bu twistler, bu işte farkına varmalar vesaire bunlar çok basit kalıyor diye düşünüyorlar bence. Ki bence öyle değil aslında. Ama zenginleştirme yoluna giderken hikayeyi karmaşıklaştırarak, daha derinleştirmeye çalışıp aslında daha çok açık uç bırakarak devam ediyorlar bence. Ama bu bölümde biraz daha iyiydi yani. Ben bir düzelme, bir toparlanma gördüm birazcık. Evet, sevindim. Bayıldım. Dediklerinin en başına geri dönmek istiyorum. Birinci bölümde hikayeye daha sadık, daha az sadık kalmışlar. Evet. Ve hikayeyle karşılaştırarak gittiğimiz için ilk bende darbe yaratan şey hikayeden bayağı bir kopmuş çok olmalarıydı. Kopmuşlardı. Ama evet, ikinci bölümle dizi açısından karşılaştırdığımızda yarattığı dünya ve hikaye tutarlılık açısından asla değil ama yaratmış oldukları alan ve diyalog açısından birinci hikaye, yani birinci bölüm ikinci bölümden daha iyiydi. Birinci ama hikayeyle bağlantıları açısından birinci bölüm daha kötüydü bence. Evet, ben katılmıyorum bu açıdan. Çünkü ben 3. bölümün de hikayeden koptuğunu düşünüyorum ama belli bir noktadan sonra koptuğu için o kadar güzel batmıyor ama o konuda. Bence de 3. bölüm hikayeden kopmuş tabii. Zaten bu dizi bir uyarlama değil, bir esinlenme olarak kabul edeceğim ben bunu. Kendilerine ders edesinler. Bakmadım açıkçası röportajlarına. Yani ya da çok uç bir uyarlama gibi çok, her bölüm. Modernleştirip yani uyarlama gibi. Çok az yani, bu güzel fikir, bunun üstüne bir şey yapalım gibi. 3 de kopuyor ama 3 koptuğu yerde bence daha iyi bir şey yapmış yani. Evet. 1 ve 2'den daha iyi bir sonuca ulaşmış kopmasına ulaşmış, rağmen. Ulaşmış, biraz daha tutarlıydı kendi içinde. Kısa öyküde arkadaşlar ben şeyi çok beğenmiştim aslında. Olayın yavaşça ilerleyip ve en sonunda ana karakterinde bu olaydan etkilenme sürecinin bilincine varmadan etkilenmesini ben öyle yorumladım. Birazcık hikayeyi özetlemek isterim. Tabii, izlemeyen arkadaşlar için. Ben bir çayımdan kudumdan alayım. Bir tren görevlisi, işte gişe görevlisi bir gün bilet satarken birisi geliyor, bir adam geliyor yaşlıca. Macon Heights'a bir bilet istiyorum diyor. Neresi falan diyor adam. Macon Heights diyor. Bak öyle bir yer yok yani, ben 20 senedir burada çalışıyorum vesaire. Böyle bir yer yok, alın nasıl olmaz falan diyor şeyde. Ondan sonra alın kendiniz bakın listeye diyor, veriyor. Adam listeye bakarken birden ortadan kayboluyor bu gelen müşteri, yolcu. Ondan sonra adam bir daha geliyor. Yine aynı şey yaşanıyor. Bu sefer şeyi de tanıklık ediyor ya da bir sonrakinde ediyor. Bir arkadaşı da. Neyse orada çalışan başka bir görevli. Ondan sonra bu görevlinin, ikinci görevlinin kafasına takılıyor olay. İşte Macon Heights tanıdık geliyor bana bir yerden diyor ama böyle bir yer yok. Ama konuşmalardan anlıyor kaç kilometre mesafede olduğunu. Evet, o yüzden öğreniyor. Gitmeye karar veriyor. Bir daha geldiğinde müşteri onunla konuşuyor. Tam kaç dakika olduğunu trenle öğreniyor. Hangi tren olduğunu öğreniyor. Biniyor. Ondan sonra görüyor ki orada tren duruyor ama aslında öyle bir durak yok. Ve birisi iniyor gidiyor falan. Neyse bu da işte şeyle treni kullanan insanın adını unuttum şimdi. Kondüktör mü? Kondüktör değil bence onun. Önemli mi? Hayır. Bu insanla görüşüyor. Ondan sonra o da orada inmeye karar veriyor. İşte iniyor ve bu yerin aslında yapılacak bir proje olup daha sonra iptal edilen ama var olmaya kendi kendine başlamış bir kasaba olduğunu öğreniyor. Böyle
öyle devam ediyorlar ve bu sefer aklına şey takılmaya başlıyor. İki gerçeklik çakıştığında bildiği dünya nasıl değişecek, bunu merak etmeye başlıyor. Ve hemen panik oluyor, hemen koşarak kız arkadaşının yanına gidiyor. İşte hala orada mı, var mı, işte artık yok mu oldu mesela, böyle panikler yaşıyor falan. Gidiyor ve orada görüyor ki kız arkadaşı orada ama aslında karısı olmuş ve bir çocukları var. Ama adamın zihni de değiştiği için adam o arada kafası karışıyor ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Yani yeni gerçekliği benimse bir şekilde devam ediyor. Ben böyle yorumladım sonunu. Yani çok karmaşık bir son değildi zaten ama. Çok açıklama da yoktu aslında oranın için. Yoktu. Böyle büyülü bir alan gibi, evet, niye olduğuna yoktu dair. Hangisi gerçek? Onu aslında gerçeklik ne, onu sorgulatıyor. Evet, evet, kesinlikle. Hikaye. Öyle bir şeydi. Ama işte yeni dizi sürümünde tabii bunu allamışlar, pullamışlar. Ay ama aslında orayı kontrol eden bir insan var, American Heights'ı. Ondan sonra çok mutsuz olan insanları, çok sorunlu olan insanları ve sorunları nedeniyle bir daha düzelemeyecek olan insanları çekip American Heights'a burada mutlu bir sanal bir, evet, şey yaşatıyor, dünya yaşatıyor insanlara, hayat yaşatıyor. Ya tekrar düzelemeyeceğini düşünen ve kadın tarafından tekrar düzelemeyeceğini karar verilen ve ikna edilen gibi. Evet. Yani evet, aslında evet, orada bir yalancı bir ütopya oluşturmaya çalışıyor yani. Kesinlikle. Dizide de tren görevlisinin bunu fark etmesi, olayı anlamaya başlaması ve kendi çocuğunu da, sorunlu bir oğlu var, onu da oraya kaybetmesiyle ve bu durumu fark etmesiyle en önemlisi, oradaki gerçeklikte bozulmaya başlıyor birazcık falan filan. Yani çok derin değildi bence yine de konu olarak. Bir de bu işte bilim kurgu gimmickleri çok yapıyorlar ya bu dizide, böyle işte merdivene giriyor, pıtı pıtı merdivenden giriyor, portallar bilmem neler bir şeyler. Yani anlamsız yere açıklanmayacak şekilde göz boyayacak şeyler koyuyorlar bilim kurgu olsun diye. Evet. Bu hoşuma gitmiyor benim. Onun yerine mesela daha psikolojik bir bilim kurguya gitseler ben çok daha memnun olacağım. Çünkü Philip K. Dick'in işleri buna zaten müsait. Mesela bu bölümde ben isterdim ki bu kadar derinleştirmeye çalışmaya ve yani dediğim gibi daha açık uç artıyor yani bunu yaptıkça. Ve şey yapmaya çalışacaklarına, böyle göz boyamaya çalışacaklarına diyalogla yine güzel bir şeyler verselermiş. Evet, ben de şey düşünüyorum, unuttum düşündüğüm şeyi, bir dakika. O kadar konuştum ki zaten. ben çabuk unutuyorum diye düşündüklerimi zaten. Evet, şimdi böyle bir hikayede, aslında hikaye çok güzeldi. Bence ilk iki hikayeden daha sürükleyiciydi benim için. Fikir olarak ayrı, hepsinin fikri aslında güzel. Sonu da çok iyiydi. Evet, yani çok sürükledi. Ama hikayede de dediğim üzere bu gizeme neyin neden olduğu söylenmemişti. Ama hikayede, pardon, dizide olayı daha da abartıp büyüttükleri için, hı hı, artık insan merak ediyor. Bu nasıl oluyor yani, kadın merdivene giriyor falan, ters gideceğin. Yani öyle şeyler gösteriyorsan, evet, onun mantığını biraz açıklamak gerek. Mesela ilk aklıma gelen şeyler, çok spoiler vermeden söylemem gerek. Mesela Fringe'de de böyle olaylar çok oluyor. Hı hı. Ama en sonunda bunun hangi bilimsel deney midir, hangi bilimsel olay mıdır? Yani bilimsel ya da pseudo bilimsel, yani kendi, evet, içinde tutarlı olduğu sürece saçma bir şey de yaratabilir. Yani yeni bir şey de yaratabilir. Kurgusal bir bilim de olabilir. Kurgusal bir bilim demek istiyorum. Yani bir şey öne atıyorlar ki ha diye ona bağlayalım. O yüzden ben bu bölümü beğenirken sanki öyle bir şey bana açıklamışlarmış gibi düşünerek beğendim. Evet. Ama bir önceki bölüme kıyasla bayağı bir şeyi açıkladılar yine de. Yani evet. Hani o yüzden o açıdan, tutarlıydı. Yani o açıdan aslında daha iyiydi. Yine de işte dediğim gibi böyle göz boyamalık. İşte mesela o portalların olayı neydi? Kadın mı keşfetti onları? Nasıl bir şey? Yani bilmiyorum, bir gereksiz. Portal dediğin bilinç altına kapı şeklinde olan şeyler. Evet, o garip şeyler. Evet, griye giriyor. Griye giriyor. İki dünyada mı exist oluyor? Hiçbir şey mi orada gri, var renk, olmuyor? Yani edebiyatta renk sembolizmasında bilinç altını temsil eder. Tek bildiğim bu orayla ilgili. Ha, yani evet, griye girdiğinde beynin içine girmişsin gibi oluyor. Allah, o iyice saçma oldu o zaman. Ya o, yok, ona hep öyle gösterirler ama iki dünyanın arası da mantıklı bence. Gri birçok şeyi sembolize gri, edebilir. Gri zone, hani arada yani, kalma gibi falan. Mesela yeşil iç, yeşil renkte hem şeyi, doğanın doğurganlığını, yeşilliklerin büyümesini falan da temsil eder. Bir yandan kıskançlığı da temsil eder ilişkilerde, kıskançlığı yani.
Yani evet. kendi içinde çok kötü bir bölüm değildi. Şimdi düşünüyorum da bir an geriye dönük olarak düşünüyorum. Hani NPC gibi karakterler vardı ya böyle evet. Aynı günü tekrar eden karakterler var bu Make Nights'ta. Ama herkes tekrar etmiyor aynı günü. Evet. Hemen hemen tekrar ediyor gibi görünüyor bazı insanlar ama birebir tekrar eden bir çift vardı mesela. Mesela onlar daha belki yeni bir bilince ulaşmamış. Hani orayı fark etmemiş. Ama restorandaki kız fark etmiş belki evet, oranın gerçeğini. Gibi. Hani bazıları farkındalığa varıyor, bazıları varamıyor. Bana şey gibi adam geldi. Bozdu ya bir de orayı gelip. Evet. Bir de gelip yani kızla karşılaştı. Adamdaki o korkudan şeyden belki kızandı. Ama kız baştan beri biliyor gibiydi yani. Bilmiyorum. Belki. Hani öyle bir karakterler arasında bir farklılık var. İşte bu yani bunların şeyini ikisinin arasındaki farkın neden olduğunu bana biraz daha gösterebilseler daha çok sevineceğim. Mesela şimdi o çiftin mantıken aynı günü tekrar eden çiftin mantıken şey olması lazım. Dediğim stock NPC karakter olması lazım. Gerçek insan olmaması lazım orada. Belki de göz doldurmak için bakın burası mutlu bir yer demek için o ana meydana konmuş ama insanlardır. Ama hangi teknolojiyle nasıl bir şey? Adam sevinmişti ilk geldiğinde ya. İşte oraya girdiklerinde böyle büyük dumanların sislerin arasından giriyorlar ve gri alanlar var. İşte ben orayı bilinçle oynayan bir alan olarak düşünüyorum. Adamın bilinci orada zaten de oynandığı için istediği şeyi gösterebilir kadın ona. Ama o yüzden diyorum ki bilimsel temelinin ya da kurgusal bilimsel bir şeyin verilmesi. Mesela burada biz beyin dalgalarıyla bir şeyler yapıyoruz falan bir cümle. Bir cümle ya bunu desen diyeceğim. Bir şeye geçmiş de yok. Bilim geçmiş falan da yok. Ya kimse öyle yok. Bir şey demiyor. Yok, babası inşaat geçmişi var artık. Orayı düzenliyormuş. Babası ya. Buranın müteahhiti olacakmış. Teklif vermiş. Ama işte son anda başkası almış teklifi. Her şey yaptıktan sonra bu arada. Şey evet, değil evet. Yani. Hani, adam bir yapmış ve son anda öyle bir şey değil mi? Vulture gibi. İşte. Yani evet. Şeydeki. Evet, neyse. Başka referans. Yani işte. Yani bilmiyorum. Kadının başkasının bilinçaltını manipüle edebilmesi falan bana biraz abartı saçma geldi yani ama hani açıklanmadığı için ama onun dışında işte dediğim gibi yani ikinci bölüme kıyasla ikinci bölümün kaosuna kıyasla tutarlı bir film şey diyalogları da daha iyiydi bölümdü. Bence. Diyalogları mesela biraz daha iyiydi. O çok tren iyiydi. Görevlisiyle eşinin diyaloğu falan. Ya bak şimdi yani inandırıcıydı bir çift oldukları bence. Evet tamam. Hadi o biraz ilk diyalogları güzeldi bence. Sonraki böyle mutluyuz diyalogları biraz daha şeydi çok iyi değildi. Ama mesela trendeki adam. Trende bir gizemli adam var. Hep olur ya. Hep bir gizemli adam olur böyle. Ne güzel değil mi hayat falan der. Böyle bir ne oluyor falan olur ana karakter. O insan var mesela yine. Ondan sonra şeyi görüyoruz. Diyalog değil ama. Trende giderken yeşilliklerin arasında kadınını görüyoruz böyle duruyor falan. Ya bu çok klişe şeyler de vardı yani o hoşuma gitmiyor. Acaba benim. Şimdi şey mi diyorlar süremiz kısa olduğu için saçmalayalım, şaşırtalım, deli edelim falan mı diyorlar? Çünkü hikaye öyle demiyor, hikaye de kısa. İşte ben o noktada yani birisi çıksın da desin ki yani bu Channel 4'dan kimse Black Mirror'a dahil olmamış mı ekibine? Hani desin ki bak biz Black Mirror'da şöyle yapardık. Bu da güzel yani. Biz Black Mirror rakip olacaksak böyle böyle yapalım. Biraz daha psikolojik yanına gidelim işlerin falan. Yani bu ya da ucu stropları kullanmayalım. İşte kadını orada yeşilliklerin arasında koymayalım. Bu adam demesin. Ne kadar hızlı geçiyor hayat değil mi falan demesin ya demesin. Ama yani, işte yok. Tutarlılık önemli bir şey. Biz hani bize her şey açıklansın. Gizem istemiyoruz. İzlediğimizi anlamıyoruz Hayır. falan demiyoruz. Çünkü bazen çok böyle açıklayın diye şımaran çocuklar gibi hissediyorum kendimi ama tutarlı olduğunu anlayabilmem için bana bilimsel ya da kurgusal bilimsel bir şey sunulması yani, gerekiyor evet, toparlayabilmem kesinlikle için. Yani çok... hani bu sunulsa en azından diyalog kötü yazılmış ama dersin ama bir çatıyı oluşturamıyor. Ama yine 3 izlenirdi yani. Evet evet yani izlenmeyecek bir bölüm değil. Bir de işte bak şeyi diyorum yani tamam hadi istediğimiz kalitede bir kurgu yapmadınız evet. Tamam. Ya da işte yönetmenliği de o kadar iyi değil diyelim. Ama bari işte diyaloglar çok iyi olsa, karakterler çok ilginç olsa ki bence karakterler bir iki tanesi iyiydi bunda. Kim? Bence başroldeki adam iyiydi, ilginçti yani adamın o dilemaları falan. Bence çok yaşlıydı. Ben hiç öyle yaşlı bir adam beklemiyordum okuduğumdan. Yani, nasıl atlıyor hareket eden trenden falan o adam? Ben atlamam yani. Yani biraz zor. Evet. Ha bir de o ben onu hiç anlamadım. Şimdi hikayede durakta inecekleri yerde tren duruyor. Ha tamam burası şu durağı demiyor. Rastgele niye durdu derken iniveriyorsun. Bunda yavaşlıyor. Bunda yavaşlıyor diyorsun ben onu fark etmedim.
Ben onu fark etmedim. Yani özellikle bana yavaşladığı fark ettirilmedi yani. Onu diyorum. Çünkü zaten o hız yani. Yavaş gidiyordu bayağı ama. Ben şunu demek geri istiyorum. Geri çıkıyorlar bir de otogene. Ben şunu demek istiyorum. Hı. Şimdi iki kişi izliyoruz. Sen yavaşladı diyorsun. Ben emin değilim, bana gösteremedi diyorsan burada yönetmenin bir hatası var diye düşünüyorum. Tamam. Onu demek istiyorum. Belki o an görmemişsindir diye düşündüm de tamam. Ben de özellikle böyle o işte raylarda yavaş yavaş böyle çuf çuf falan olmadı yani. Yavaşlama evet. Yani evet, her şeyi gözüme sokuyorlar, bunu yapmadılar yani. Evet, o. Neyse, şunu biraz demek istiyorum. Hikayede duruyor. Ama dizide durmuyor ve millet atlayarak iniyor trenden. Yavaşladığını varsayalım, hani benim şey olmasın, benim dediğim çünkü çok alaka ne arkadaş. Yavaş niye duruyordu? Çünkü. Ya orası değil ana fikrim, onu diyorum. Hmm. Niye hikayede duruyordu? Niye dizide atlıyoruz hareket eden araçtan? Hani bu burada ben ne kazandırdı ne ya da ne ekledi ya da ne bir şey değişti mi? Evet, değişmedi ne, gerçekten. Ne oldu yani? Herhalde bir atlama aksiyonu yaptılar oraya biraz. Ha, sonra da geri atlayarak biniyorlar falan. Yani şeye giderken örebilirsin yani. Ayakkabının bağcığı takıldı diyelim yukarı. Trenin altına girdim falan. Tabii. Eve giderken ölebilirsin heyecan de. Heyecan da var. Ekstra adrenalin katmış. Bak, kendi cevap verdi. Ha, o yaşlı adamcağız nasıl atlıyor oradan? Yani bir atlayacak, dizi kırılacak bir sonra. O kadar yaşlı değil adam bu arada. Yaşlı 60 ya. Falandır yani maksimum. Bu, yani şimdi 55, 60 yaşında izleyicilerimiz 55 varsa şey olmasın da yani ben daha genç bir adam bekliyordum okurken. Oğlu lisede yani en fazla 55'tir ama tipi biraz daha. Baya baya 70-80 falan duruyor adam. Yok canım sen de. Baya yaşlı duruyor tipi. Senin yaş şeyin kaymış o anda. İşte böyle yani. Yani dediğim gibi diyalog en azından güzel olursa ki sanıyorum bunun yazarı daha, değişik, evet, daha farklı bir insan. Daha deneyimli olabilir. Daha deneyimli bir insan. Neleri yazmıştı bir saniye? Skins. Ha, Skins'de yazmış. Mesela ben Skins'e bayılırım ya. Shameless. Shameless'da yazmış. This is England. Güzel This is England'ın co-yazarlarından bir tanesi. Evet. Bir şey daha vardı sanki. O kadar da olsun. Tamam. İyi hatırladım. Yeter mi? Ondan sonra yönetmeni de This is England'ı çekmiş. Yönetmenlik açısından çok sorun yoktu bence zaten de işte... Dediğimiz noktalar biraz daha iyiye gidiyor ama bu da bana umut verdi 4. bölüm için. 4. bölüm de çıktı bu arada. 5 de çıktı galiba ama. Biraz geriden takip ettik. Böyle arkadaşlar, eğer izlemeyi düşünüyorsanız diziyi hala bu videoyu izlemenize rağmen. Şu an için bence biraz bekleyin derim. Çünkü çok güzel diziler var. Yani hayata da bir kere geliyoruz. Hani onlara zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz. Ama... Hani, benim izleyesim kaçtı, niye öyle diyorsun? Yok, hayır. Yani seriyi bitirelim. Hani öyle önerebilirim. Biz bu sorumluluğa girdik. O yüzden devam evet. edeceğizdir. Ama size şimdilik daha. Önermiyoruz. Evet. Mesela ikinci bölümü izlediğimde oha ya 20 dakikamı geri ver. Falan alıyor insan yani. Yani evet. 20 dakika da izlenip 1 saat. Ay falan. 1 saati mi geri ver? 50 dakika falan galiba. 20 dakika gibi geçmiş ama güzel. O güzel. İşte böyle arkadaşlar. O zaman görünen o ki 4. bölümde devam edeceğiz şimdilik. Hadi bakalım. Hadi onlara iyi şans diliyorum. Bize de sabır diliyorum gerekirse. Yok ama çok kötülemeyeyim. Ya bu bölüm daha iyi. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.